Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Beni takip eden ve takip etmeyen, şu an bu videomu izlemekte olan herkese çok teşekkür ediyorum. Uzun zamandır video atamıyordum. Şu anda yeni videomla karşınızdayım. Umarım beğenirsiniz. Bu videoda size 3 adet proje göstereceğim. Hangisini beğenirsiniz yorumlar kısmından bana yazın lütfen. Çok mutlu olurum. Çuval bezinden istediğiniz ölçüde bir parça kesin. Ben genişliği 60 cm, uzunluğu 120 cm olan bir parça kestim. Ve gördüğünüz gibi püskül yapıyorum. Püsküllerimi iki taraftan da çıkardıktan sonra iğne yardımıyla sabitliyorum ve boylarını aynı olacak şekilde kesiyorum. Şimdi de diğer kenarlarını gördüğünüz gibi kıvırarak makineyle dikiyorum. Elinizde hangi dantelden varsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben cappuccino renkli dantelimi çok uygun buldum. 2 adet diktim. İsterseniz bir tane de dikebilirsiniz. Ben 2 taneyi çok yakıştırdım. Şimdi sıra gül yapmaya geldi. İstediğim boyuta geldikten sonra iğne yardımıyla sağlamlaştırıyorum. Siz bu aşamada yapıştırma işlemini de deneyebilirsiniz. Ama dikersek daha sağlam olacağını düşünüyorum. Çok fazla abartı olmasını istemediğimden dolayı her iki tarafa da birer tane dikiyorum. Ve birinci projemi bitirmiş oluyorum. Runner'ımın üzerindeki çiçeğimi de daha önceki videolarımda bulabilirsiniz. Şimdi ikinci projemize geçelim. Bakalım o nasıl olacak? Aynı ölçülerde kumaşımı tekrar kestim ve gördüğünüz gibi uç kısmını 4'e katlayarak sivri bir görünüm vereceğim. Bu sefer sadelikten biraz uzaklaşıp kırmızı rengini kullanmak istiyorum. Bu aşamada isterseniz renkli kurdeleler kullanabilirsiniz ya da püsküller dikebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Üzerini nasıl süsleyebilirim diye düşünürken bu çiçeklere denk geldim.
ve tam anlamıyla tamamladığını düşünüyorum. Ben çok yakıştırdım. Şimdi bu çiçekleri runner'ımıza dikelim. İkinci projemiz de tamamlandı. Bakalım sizden kaç puan alacak? Şimdi sıra üçüncüde. Bu sefer elimde olan küçük kare bir parçayı değerlendirmek istedim. Benim elimde bu kadar kaldığı için küçük yapacağım. Siz daha büyük bir parça kullanabilirsiniz. Dört bir kenarını güzel bir şekilde kıvırarak dikiyorum. Daha önceden yapmış olduğum projelerimde kalan dantellerimden bu aşamada kullanmak istiyorum. Bu dantellerimden iki kenara da diktim ve çok sade ve şık olduğunu düşünüyorum. Orta kısmının boş kalmasını istemezseniz eğer elinizde olan herhangi bir şeyle süsleyebilirsiniz. Ya da tamamen boş bırakıp bu şekilde kullanabilirsiniz. Üzerindeki hasırdan yapmış olduğum vazomu daha önceki videolarımda bulabilirsiniz. Neyden yaptığımı görünce inanamayacaksınız. Şimdi sıra puanlamada arkadaşlar. Acaba 1 mi? 2 mi? Yoksa 3 mü size daha uygun? Hangisi daha güzel oldu sizce? Bu tarz videolarımın devamı gelsin isterseniz lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.